Gaziantep'te hayata geçirilen mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi günde 1600 ton çöpü enerjiye dönüştürerek ekonomiye can veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İller Bankası işbirliğinde Avrupa Birliği tarafından 2022 Temmuz ayında hayata geçirilen mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi enerji üretimi geri dönüşüm tekniğiyle ekonomiye can veriyor. 40 çalışanın ve robot makinelerin görev yaptığı tesis bünyesinde organik atıklar, ambalaj atıkları ve RDF atıkları olmak üzere 3 çeşit atık işleniyor. Atıklardan 12 megawatt elektrik üretimi sağlanıyor. Gaziantep'te bulunan ayrıştırma tesisinde günde 1600 ton evsel atıktan enerji üreterek ekonomiye katkı sağladıklarını ve ilerleyen süreçte kapasiteyi arttıracaklarını belirten tesis yöneticisi Cemil Efil, "Tesisimizde günlük ortalama 200 ton civarında ve 2 vardiyada atık kabulü yapmaktayız. İlerleyen zamanlarda 400 ton kapasiteye çıkartacağız. Projemizin ikinci etabında ise 1600 ton çöp üreten Gaziantep ilinin çöpünün tamamını mekanik biyolojik ayrıştırma tesisinde işleyeceğiz," dedi. Efil, evsel nitelikli katı atıklar 3 ana forma ayrılıyor. Organik atıklar, ambalaj atıkları ve RDF, atıktan tüketilmiş yakıt ürünleri elde ediyoruz. Organik atıklardan elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Gaziantep'te toplanan çöplerden anlık olarak 12 megawatt elektrik üretiliyor. Ambalaj atıklarından tekrar geri kazanım tesislerine ulaştırıyoruz. RDF dediğimiz ürün cinsini de alternatif yakıt olarak kalorifik yakıta ihtiyacı olan fabrikalara ulaştırıyoruz," diye konuştu.